Selamlar sevgiler ve Nesra. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem bir tarifle karşınızdayım yine. Patlıcan kebabı yapacağız. İnanılmaz lezzetli yapacağız. Patlıcanlarımız eriyecek, eriyecek kesinlikle. O bazı kötü tariflerde olan patlıcanın bezimsi, böyle süngerimsi dokusu olmayacak. Eriyecek, çok güzel olacak ve siz bu tarifle yıldız olacaksınız tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki tek ödülüm sizsiniz. Öncelikle patlıcanlarımızı iki parmak kalınlığında doğruyoruz. Tuzlu suda bekletiyoruz. Yarım saat 45 dakika kadar bekletip bir su döküyoruz. Daha sonra da hepsini teker teker sıkıp o sudan alıyoruz arkadaşlar. Sıkma kısmı çok önemli. Sıkmazsak tepside pişerken çok fazla susalar ve etin verdiği yağ yani pişerken Bıraktığı ya kendine çekmez. Zaten içinde yeterince sıvı olacağı için kendine çekmez arkadaşlar. Bu birinci püf noktası kesinlikle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz ve öyle başka bir kaba alıyoruz. bir avuç kadar donmuş kuyruk yağı bir tane soğan, iki diş sarımsak burada daha fazla görünüyor ama ben onları doğradığım için yani makinenin içinde iyice dağılsın diye doğradım. Çili biber var uzun ince kırmızı biber. Bu çok önemli arkadaşlar eğer acı seviyorsanız inanılmaz güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka iki tane ekleyin. Ben iki tane ekledim. Bir tane de kırmızı kapya biber ekledim. iki tane de yeşil biber ekledim. Daha sonra birkaç kez bırt bırt çektim ve işlem tamam arkadaşlar. Bu da kıymamızın içine karıştıracağımız karışım. Kıymamız yağsız olmasın, orta yağlı olsun arkadaşlar. Yağsız kıymayla patlıcan kebabı çok lezzetsiz olur. Bu da aklınızda bulunsun. Orta yağlı kıymamızı güzelce karışımımızla ve baharatlarımızla karıştıracağız. İyice yoğuracağız ve daha sonra patlıcanlarla buluşturacağız. Pul biber, toz biber, karabiber ve tuz ekledim arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ ekliyorum. Çünkü bence kıymam yeterince yağlı değildi. Kuyruk yağımda biraz az kalmıştı. O yüzden biraz daha sıvı yağ takviyesi yaptım. Patlıcan yağı çok sever ve yağsız olduğumu da pek bir şeye benzemez bilirsiniz. O yüzden patlıcan kebabına yağ da biraz cömert olmak gerekiyor. Evde eldiven yoktu yoksa direkt eldivenimi giyip dalardım ama spatula ile biraz karıştırdım baktım olacak gibi değil elle karıştırdım arkadaşlar ama siz mutlaka dikkat edin çünkü çili biber ellerinizi yakabilir ve benim e, yani hastanede bir gece boyunca serumla yatmama sebep olmuştur zamanında yani yanık gibi hissedersiniz ama dışarıdan hiçbir şey yoktur çok çok kötü bir histir eğer alerjiniz varsa kesinlikle eldivensiz çili biberli herhangi bir şey yoğurmayın arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun. Aslında patlıcan kebabı dünyanın en kolay yemeklerinden biri. Yeter ki püf noktalarına dikkat edelim. Şimdi artık patlıcanlarla ve kıymayı birleştirme zamanı geldi. İlk başta iki tane patlıcan arasına kıymayı koyuyoruz. Sonra artık bir köfte bir patlıcan şeklinde ilerliyoruz. Bütün tepsiyi bu şekilde dolduracağız. Daha sonra sıkışabilmeleri için yani pişerken küçülecekleri için birbirinden ayrı durmasınlar, birbirlerine lezzet vermeye devam etsinler diye kenarlarında dört bir tarafından güzelce patatesle sıkıştıracağız. Başka bir sebze de olur ama benim çocuklarım patates sevdiği için ve o patates de o yağda piştiği için inanılmaz lezzetli oluyor. O yüzden patates seçtim. Siz istediğiniz sebzeyi seçebilirsiniz. Yeter ki sıkıştırın ki onlar birbirlerine değip birbirlerine lezzet vermeye devam etsinler pişme süresince. Fırına vermeden önce üzerine şöyle az biraz daha sıvı yağ gezdiriyorum. Ondan sonra fırının en yüksek derecesinde alt üstlü fanda alt yanacak, üst yanacak ve fanda çalışıyor olacak. İyice pişebildiği kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Köfteler de iyice kızaracak ve patlıcanlar da iyice pişecek. Ve bu muhteşem lezzetinde sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, esen kalın ve lütfen zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın aşağıya son görüntü hakkında mutlaka bir şeyler yazın çünkü çok merak ediyorum fikrinizi çünkü bu kebaba bayılacaksınız arkadaşlar